Ay. Kemal amca, Kemal amca. Hoş geldiniz. İşletmecisiz misiniz? Sayın Ekip hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. İşler nasıl? Vallahi Sayın Genel Başkanım işler malum, siz sonuçta her tarafı geziyorsunuz, evet. Her yeri gözlemliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var, hani işlerden ziyade işte herkesin önceliği farklı ya. İşte işsizlik, genel sorun, kutuplaşma şu bu. Tabii biz de kendi penceremizden bakıyoruz. Bizde de en büyük problem adaletsizlik maalesef. Ben KHK mağduruyum Sayın Genel Başkanım. 14 yıllık öğretmendim ben. Buradaki yerel arkadaşlar da bilir. Yani Kerkük'te bir zamanlar tercih edilen öğretmenken bir gecede, yani sadece bir gecede maalesef terörist olduk. Bizim Kerkük Cumhuriyet tarihinin en eski ilçelerinden bir tanesidir. Yalnız Kerkük'ün, Gümüşhane, bizim bu bölgenin bir özelliği var. Gerçekten sağ ya da sol hiçbir illegal örgüt içerisinde bir tane Kerkük'te olmaz. Çanakkale Savaşı'nda şehitliğe baktığımız zaman bizzat altında Kerkük yazan onlarca şehidimiz var. 55 kişi. Yani bizim bu memlekette terörist çıkmaz hiçbir konuda. Ya ama arkadaş bak, FETÖ'nün de, DAEŞ'in de, önce PKK'nın da, FETÖ'nün de, DAEŞ'in de, YPG'nin de, PYD'nin de neler var başka? Hepsini Allah belasını versin de kardeşim. Aynen, aynen. Yani o başka bir şey. Sıkıntımız yok. Ya aynı. Sıkıntı sadece, Genel Başkanım, aynı şeyleri söylüyoruz da hani ben hissettiğim, siz bir annesiniz. Her şeyden öte yani vicdan insanın en önemli değeridir. Vicdanın da en kutsal, en güzel yeri annelerdedir. Kimse, yani burada hepimiz biliyoruz, kabul edeceğiz bu gerçeği. Vicdanın en değerli olduğu yer annelerin kalbidir. Siz de bir anne olarak ve bir büyüğüm olarak gördüğüm için diyorum ki hani il il, ilçe ilçe gezip Türkiye'nin sorunlarını dinleyen bir insan sizin olarak. Sizin gibi arkadaşları dinliyorum ben. En önemli sorunumuz, yani gerçekten bak, ben. Bak güzel kardeşim, hiç sözümü kesmeden bak herkes Allah seni alıyor olsun. Ben dinliyorum. Allah razı olsun. Yani genel başkanım bak, hak eden. Haber, ben şu anda. Bak, ben şu, neler zaten şimdi şu genel başkanım şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Eğer ben burada size hakaret etsem. Havuz medyası bunu flaştan yayınlayacak. Eğer ben hükümete hakaret etsem bu sefer muhalif medya yayınlayacak. Bak, şey. Ben şimdi ben bunu KHK mağduruyum diyorum ya. Bunu hiçbir basın yayınlamayacak. Sadece benim derdim bir basının yayınlaması da değil. Değil çözüm yani. Odaklı, sizin çözüm odaklı siyaset yaptığınızı bildiğim için. Başkan şu an biz yayınladık. Çözüm odaklı siyaset yaptığınızı bildiğim için Sayın Genel Başkanım gerçekten, anladım. Yani ben burada ayakkabı satmak istemiyorum. Başkanım ben emekliyim. 1500 lira maaş aldım. 1500. Ben buradan emekli, 2 sene emekli oldum. 1500 bana hiç iki seferde bana artış verilmedi. Neden? Zannedildi ben o zaman 1500 liranın altında. O zaman da alamıyorum. Yapmam lazım. Yani onların ilgisini vermek istiyorum. Tamam. Tamam. 2000 öncesine fazla veriliyor, 2000 sonrasına az veriliyor. Üçünüz aynı mı? Biz kardeşiz. Şimdi benim gidenimki daha kötü. Ben 1500 alıyorum, eşimin de emeklisi yok. Ha. Geziyor. Yani. Evet. Bana diyor ki o 1500 lira sizin içinize yeter. Diyor ki o 1500 lira sizin eşimden sana yeter. Ben de çocuğum var. Kaç çocuk? Üç çocuğum var. Okuyor mu onlar? Bitirdiler okulu. İşleri var mı? İşi yok. Ve siz bakıyorsunuz. Bir kızım o, bir kızım çalışıyor. O eve getiriyor. Evet. Getirmiyor, o da İstanbul'da duruyor. Bana kendilerince bakıyor. Şimdi şeyler kalkıyor. Bu yasaklar vesaire, tedbir kararları kalkıyor. Şimdi tekrar ilçelerde esnafı gezerek bu defa bir canlanma olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Onun için sordum. Yani hani güzel bir şey duymayı seviyorum, haberin olsun. Bayram, Ramazan bayramında yasak gelmişti. Bu evet. Bayağı bizi olumsuz etkiledi. Çünkü en yoğun olduğumuz haftalar. Evet, bayram haftaları. Bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra yani toparlanmaya başladı. Yani önümüzde şu anda yeni bir kısıtlama olmazsa ortak hani bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi yurt dışında gurbetçiler burada. Onlar gittiği zaman, şimdi bazı gıda satan, yiyecek satan şeyler değil mi dükkanlar? Sonra zorlanacağız kışın diyor. Tabii ki. Sizde de öyle mi oluyor? Gurbetçi tabii ki yüzdenlerden baksan 400-500 artırıyor işleri. Belki daha fazla.